kilometre içinde. Bunun bir ilacı. Evet. 15. gün, 1. etap. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın şeker değil mi? Basın geçebilir. Basın geçebilir. Basın geçebilir. Özgür basın susturulamaz. Günaydın. Şeket değil, yetmedi yürümek koşuyor. Bir de koşuyoruz. Evet, Edirne Belediyesi. Edirneliler ellerinde süpürgeleriyle gelmişler. Genel Başkan önde. Abi koşmuyor. Günaydın. Evet, Genel Başkan en öndeki grupta. İşte belediye başkanımız her yerin önüne. Belediye başkanı. Köprüyü geçinceye kadar bize müsaade edin. Çocuklar. Evet, bütün bu koşturmalar size iyi görüntüler vermek için. On beşinci gün, birinci etap, Gümüşova'ya doğru gidiyoruz. Evet, konvoyu görüyorsunuz. Karşıdan ışık vurduğu için biraz karanlık. Ama şimdi Genel Başkan hemen yanımızdan geçecek. 15. günün 1. etabında. Konvoy çok uzun bugün. Yine çok uzun bir sayısı var.
Evet, genel başkan yanındakilerle beraber ön gruptan geçiyor. Sağdan soldan kendisine selam verenlere el sallıyor. Arkada da verilen boşluktan sonra arkadan da diğer grupta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze, hoş bulduk. Arkadaşlar konvoyu ben görebiliyorum. Karanlıktan dolayı göremiyor olabilirsiniz ama şu anda arkası bir önceki üst geçidin orada. Yine çok yoğun, çok yüksek bir katılım var. Karadeniz'den gelenler var. Edirne'den gelenler var. Önde milletvekilleri yaklaşıyorlar olduğum yere doğru. Ellerinde süpürgeleriyle, aynalı süpürgeleriyle Ömer Fethi Gürer el sallıyor yine. Yürüyüşün en başından beri beraberiz. Günaydın vekilim, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Evet, görüyorsunuz. Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Arkada görülen otobüsler var. Çok arkada. O otobüslerin de çok çok arkasında konvoyun ucu. Yine çok yoğun bir katılım var. Hak, hukuk, adalet sloganları eşliğinde. Günaydın. Çıkar şu gözlüğünü. Gözlüğünü çıkart. Gözlüğünü. Günaydın Barış. Hoş geldin. Günaydın. 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 Hocam ne haber? Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. İyidir, senden ne haber? Günaydın. Günaydın başkanım, nasılsınız? Aykut. Aykut ne oldu? Kadıköy Belediye Başkanımız. Günaydın, sağ olun, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Mustafa Balbay. Önde, en önde. Günaydın. Günaydın. Adalet. Günaydın. Günaydın. Günaydın vekilim, günaydın. İyiyim, sağ olun siz. Günaydın. Evet, bugün 15. güne başlıyoruz. Gelin ben de şöyle. Nihat Yeşil, Ankara milletvekilimiz. 15 gün önce Kızılay'da bir kar topu gibi başlayıp oyun yığınlarla menzile ulaşmanın en mutlulukları yaşıyoruz. Bu işe katılan tüm sivil toplum örgütlerini, demokratik örgütlerini, aydınlarımızı, partilerimizi, herkesi canı gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bırakın azalmayı, günden yine daha azimle, vicdanla içerisinde katılım sağladılar. Günlüğe çok ciddi bir katılım var. Evet, çok ciddi. Her gün daha da ciddi bir katılım olacaktır. Çünkü demokrasiyi, hukuku savunan bütün aydınlar, bu insanlar, Türk halkının tümü, adaletin nerede bulursak, yolda, sokakta, çarşıda, nereye giderse gitsin onun peşine gireceğiz. Ne zamanki adreti bulduğumuz, bu burada durmuş, burada bitmiş değil. Yani İstanbul'da sonlanmış da değil. Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Ben bu konuda sizler gibi değerli basın mensubu arkadaşlarımıza katkı sunan tüm insanlara sonsuz teşekkür ederim. Hiçbir günden beri bizi yalnız bırakmadılar, hep yanımızda oldular. O sevgi yumağını hep geliştirdiler. Sevgiye, dostluğa, samimiyete dayalı bu mücadeleyi hep yürüttüler. Ondan dolayı da çok mutluyum, çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Nihat Yeşil, Ankara milletvekilimiz. Konvoyun arkası emin olduğumuz yerde görünmüyordu. Ön tarafta da köprüyü geçti çoktan. Genel başkan en önde. Arkasında bir boşluk var.
50-60 metrelik. Onun arkasında da vekiller ve diğer katılımcılar yürüyorlar. Hava bugün dün rekor kırmış sanırım. 38 dereceye geçmiş. Bugün de çok sıcak bir hava olacak. Buna rağmen Türkiye'nin birçok yerinden adalet yürüyüşü için buraya gelen arkadaşlarımız, dostlarımız, partililer, vatandaşlar var. Ekin gel yine konuşalım Ekin. Yine Ekin Baran'la beraber. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, yeni bir şey var mı? Yeni bir şey. Biraz daha yaklaştık İstanbul'a. Evet. Bandosol geldi. Çok harikalardı. Arkadalar hemen zaten çalmaya başladılar. Bekleyeceğim onları da şimdi. Gerçekten çok güzel çalıyorlar. Yarın ben muhabir olmaya talip oldum. Tamam. Bakalım yarın eğlenceli bir yayın olacağını düşünüyorum. Bizden yap yayını. Nereden yapacaksın? Öyle yapacağım zaten. Buradan. Elinden tamam. Alacağım onu. Tamam. Bu sefer seni varlığını formlayacağım. Evet, dinleyin. Bence yarın bizi izleyin. Varlık fonu. Topunu çaldıran Acılı Baba Ekin Baran yarın Şeker TV üzerinden yayın yapacak. Görüşürüz Ekin. Görüşmek üzere. Tünelden geçiyoruz. O yüzden yetersiz ışık var ama birazdan yine çıkacağız dışarıya. Ekin'in de söylediği gibi bandosol burada. Bilmiyoruz ama konvoyun bir ucu tüneli çoktan geçti. İçerisi kalabalık ve karşıda konvoyun sonunu görebiliyorum. Çok yoğun, çok ciddi bir katılım var bugün yine. 15. gündeyiz. Gümüşova'ya geldik. Sakarya istikametine doğru yürüyoruz. 450 kilometre ile başlamıştık. 180 kilometrenin altına indik. Biz Ali Şeker'le meclis çalışmaları döneminde her hafta arabayla İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelirken özellikle Ankara dönüşü hem de Sakarya'ya gelmek bizim için İstanbul'a gelmek demekti. Geldik arkadaşlar. Yorucu oldu. Günaydın. Ama geldik. Haftaya pazar günü, cumartesi günü İstanbul'a girişimizin, pazar günü de yeni kapıda yapılacak mitingin milyonlarla yapılmasını istiyoruz, bekliyoruz, umuyoruz. Dün Anayasa Mahkemesi Nuriye Gülmen'le Semih Özakçı'nın tutukluluk haline yapılan itirazı reddetti. Günaydın. Onların serbest bırakılmalarını gerektirecek bir sağlık problemlerinin olmadığını söyledi Anayasa Mahkemesi. Halbuki Nuriye 110 günü geçti, artık su içemiyor. Semih yürüyemiyor, ayağa kalkamıyor. İki insan, iki eğitimci KHK'yla atıldıkları işlerine geri dönmek için yaptıkları, başladıkları açlık grevlerini sürdürüyorlar. Onları iktidar, devlet ve onların mahkemeleri ölüme gönderiyorlar. Semih ve Nuriye yaşasın. Adalet yaşasın. Serbest bırakılsınlar. Adalet istiyoruz. Evet, bandosol gecikti. Merhaba.
görebildim. Tünelin ucunda. Tünelin ucuna girecek birazdan. Merhaba, Orhan Buzalı. Biz Şeker TV'yiz. Ali Şeker'in internetten yayın yapan bir kanalı. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk, sağ olun. 15. gün bugün. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok yerinde, tam zamanında bir eylem söz konusu. Adalet herkesi birleştireceği temel bir şey. Çünkü Türkiye baştan sonra adaletsizliklerin ülkesi. Evet. Yargıdan tut, iş kayırmalarına kadar her alanda bir adaletsizlik var. Sonra da çok iyi. Bu ekran bu Türkiye'yi birleştirecek ve aynı zamanda referandum ruhunu, muhalif ve hayırcı ruhu ayakta tutacak çok değerli slogan olduğunu düşünüyorum. Bu eylemin bu slogan altında yapılmasa da çok doğru bir hareket ve birleştiricidir. Ben bunu 2019 seçim sürecine kadar şu veya bu şekilde bu eylemlerin devam etmesinden yana. Evet, biz çok basını takip edemiyoruz. Güven Park'tan bu yana buralardayız. Ana akım medya İstanbul yürüyüşü diye anlatmış sanırım. Hani turistik bir geziymiş falan gibi. Nasıl gözüküyordu İstanbul'da? Şimdi gazeteler, bir gazetelerde bir sinyal veriyor düzenli bir şekilde. Televizyonlarda haberleri ben izliyorum. Kayıtsız değiller ama havuz medyasından ve yani gazete ve televizyonlardan bahsederseniz tabii ki ellerinden geldiği kadar kötülemek için her şeyi yapıyorlar, onu görüyoruz. Zaten onları da gerek yok, hükümet de yapıyor. En son bir bakan adını da yani hatırlamam da gerekmiyor. Fakat şunu da öğrendim ki Sivas katliamcılarının katilleri avukatlığını yapmış bir AKP'li. Biz bu yolları teröristler yürüsün diye mi yaptık diye bir açıklama yapmış yani. Bu düzeyde artık her şey. Ve bu eylemden endişe ettiklerini de ben görüyorum. Net bir şekilde biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı da biz lütfediyoruz. Ben yürüyorlar. Şeklinde bir açıklama yapmıştı birkaç gün önce. Yani anlayış bu. Bu konuda biraz aşımıza düştüler. Yani adaletin kendi isim, parti isimlerini adalet olan bir örgüt, bir siyasi kurum, iktidar 15 yıldır iktidarda partisinin adalet kelimesini düşürmüş. Bu çok acı bir şey tabii. Onlar için de acı bir şey. Bunun hepsi farkında. Hatta yandaşları da farkında bunun. Hı hı. Ve sık sık da yazıyorlar ayrıca da. Böyle bir durum. Yani bunu dediğim gibi 2019'a kadar sürdürmek lazım. Şu ve bu şekilde. Artık herhalde partinin Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının bu konuda bir planları vardır. Veyahut da 20 aylık dönemi hedef alan bir program tasarlıyorlardır diye düşünüyorum. Evet, son bir soru da. Önümüzdeki hafta cumartesi günü 8'inde İstanbul'a varacağız. 9'unda da miting olacak. Nasıl olur orası? Çok kalabalık olur. Görkemli olur. Biz karşılayacağız, evet. Görkemli olur, kalabalık olur. Türkiye'nin her yerinden katılım olur. İstanbul katılır, bütün muhalif ayrıcılar katılır, Cumhuriyet Halk Partililer katılır. Görkemli bir mitinge şahit olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Orhan Bursalı, Cumhuriyet yazarı. Onun görüşlerini paylaştık 15. günde, 1. etapta. Evet, karşı tepeyi açtı konvoy. Bu sefer ışıktan biraz daha sanırım görebiliyorsunuz. Konvoyun ucu karşı tepenin en ucunda. Biraz önce en öndeydik, şimdi en arkaya doğru geldik. Arkada da konvoy devam ediyor. Sol orkestrayı bekliyoruz. Merhaba. Konvoyun güvenliği için ön tarafta çevik kuvvet polisleri vardı. Bu tarafta da askerler, tam teçhizatlı askerler konvoyun güvenli bir şekilde geçebilmesi için önlem almış durumdalar.
da konuşalım. Hüseyin Sağ İstanbul'dan şu tarafa geçeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi günden beri burada. Daha önce de gelmiştim. Evet, 15. gündeyiz. Ne dersiniz? 15. günde gördüğünüz gibi kalabalık, yine çok muhteşem. İnsanlar çok heyecanlı. Adalet için yürüyorlar. Herkes için adalet için yürüyorlar. Ancak bizi üzen bir şey de var burada. Acayip galip küfürler ediyorlar bize. Büyük hakaretler yapıyorlar. Ancak partimizin kararına uyuyoruz. Bunlara karşılık vermiyoruz. İnsanlar tepki gösterebilir. Buna bir şey diyeyim ama böyle galip küfürler etmesi anamıza, sülalemize, kişiliğimize doğru bulmuyoruz. Bunun olmaması gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hüseyin Sağ'la konuştuk. Düzce bölümü özellikle kaynaştılar itibaren protestolar vardı. Protesto etmeleri onların da hakkı tabii ki ama gerçekten çok küfürler ediliyordu. Bu biraz seviyeyi gösteriyor. Biraz da söylenecek bir şey olmadığı için düştükleri durum bu. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Kesinlikle özellikle kaynaştı bölümünden itibaren hiç kimseye bir karşılık verilmiyor. Hiç kimseye bir şey söylenmiyor. Edilen bütün küfürlere, yapılan tüm protestolara alkışlarla karşılık veriliyor. Hak, hukuk, adalet sloganları atılıyor. Bunlar da protest etmek isteyenleri, aslında olayın içeriğinin farkında bile olmayanları çıldırtıyor. Sadece tek adam sevgisinden, ona bağlılıklarından küfür ediyorlar. Aynı Düzce'de kamp yerine dışkı dökmeleri gibi, hayvan gübresi diye dökmeleri gibi. Bu onların sadece seviyesini gösteriyor. Oysa biz hak, hukuk, adalet diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Evet, konvoyun sonuna geldik. En sonda kimler var onlara da bakacağız. Daha sonra mola yerinde sanırım sol orkestrayı dinleyeceğiz. Günaydın, günaydın. Sıcak. Ama yürüyüş coşkuyla devam ediyor. Öldükten sonra bıraktınız ya. Yok yok. Evet, güzel önlem almışsınız şemsiyeyle. Yürüyelim hem de konuşalım. Evet. Yürüyüşün Ankara'dan bu yana en renkli görüntüsü, siması. Sağ ol. Abi önce seni bir tanıyalım. Salih Tanrıverdi, Malatyalıyım. Marmaris'te oturuyorum. Samim. Salih. Salih Tanrıverdi. Evet. Ne bileyim, bu katılmaya şeref duyuyorum ben. Ben önce bir Salih abinin nasıl yürüdüğünü, nasıl geçtiğini bir göstereyim. Yürü abi sen. Teybacı mı? Birazdan açarız. Salih abi böyle bisikletle geldi. Daha önce de gösterdik yayınlarda falan. Önde ve arkada birer tane rüzgar gülü var, rengarenk. Şunu galiba Ali Şeker hediye etti değil mi? Evet. Evet Salih abi. Ne diyorsun abi bu yürüyüş için? Yürüyüş abi, bütün dünya örnek olsun. Adalet adalet. Barış olsun, kimse ölmesin. Güzel. Bu dünya kimseye kalmayacak. Günde 4 tabak için bu mücadele yapılmaz. Zengin zengin oluyor. Fakir fakir. Bu adalet nedir ya? Ne asker olsun, ne polis, ne yabancılar olsun. Düşmanın bile ölmesin benim. Adalet odur. Adalet olur da kimse ölmez. Yardımlaşma. Afrika'da insanlar bir ekmeği bulamıyor. Biz insan mıyız ya? Biz insan mı? Afrika'da insanların onun bedelini biz çekeceğiz biz. Onun için herkese saygılar, sevgiler diyorum. Marmaris'te yaşıyorsun abi. Evet, evet. Bisikletle nasıl geldin buraya? Ben Ankara'ya kadar geldim. Ankara'dan sonra bisikletten geldim. Oradan bu yana sürekli bisiklettesin. Evet, evet. Bacağım evet. Kırık, trafik kazası geçirdiğim halde gene geldim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ama senin geçiş anın böyle inanılmaz bir enerji veriyor evet, insanlara. Evet, evet. Hani bize de sık sık her zaman her gün denk geliyorsun. Evet, evet. Böyle yokuş tırmanırken falan çıkıyorsun. Evet. Yokuş inerken çıkıyorsun. Bir de çok güzel şarkılar çalıyorsun. Evet, evet. Bir daha dinleyelim mi onu? Dinleyelim.
size adıyorum ben bunu. Bu şarkı bize geliyor arkadaşlar. Bana. Doymuyorsun satmalara, itmelere, atmalara. Nasıl sevmişim seni, çok kötüymüşsün. Bekliyorum yorulmanı, durulmanı, vurulmanı. Sadece bunlar değil arkadaşlar. Ankara şarkıları, Ankara'nın bağları çalıyor mesela. Şimdi ben biraz ileri geçiyorum. Salih abi bisikletiyle geçerek bizi selamlayacak. Biz de yayını kapatacağız. Olur mu abi? Sizin için nelere katlandığımızı görün arkadaşlar. Bakın. Derya bak günlüğünde yazdığın Salih abiye yazıyorum. Anlatıyorum ona göre. Evet, yürüyüş devam ederken Salih abi bisikletini atlıyor. Komun yanından geçiyor. Biraz sonra da buradan geçecek. Ayağı kırık. Buna rağmen burada Ankara'ya kadar otobüste gelmiş Ankara'dan yana yapacağız deyince bisiklette de o kadar eşya olunca tabii Salih abi bisiklete binemedi. Biraz da ayağındaki problemden kaynaklanıyor bu. Evet, Salih abi bu işte. Adalet yürüyüşünün özel adamlarından biri. O bu şarkılarla buralardan geçince hepimiz de müthiş bir keyif alıyoruz. Onun burada olmasından. Bir de bunu şöyle düşünün, sağdan soldan küfürler gelirken Salih abi böyle geçiyor oradan. Demeyin bizim de işimize. 15. gündeyiz. 1. etap yayını şimdilik kapatmadan önce Orhan Sarıbal'la beraberiz. Yine en sonda az ileride Musa Çam. Orhan abi arkadan gelenleri toparlıyor. 5. günde. Oh, ne diyeceğim. 15. gün büyüyerek yürüyoruz. Bu şu demektir. Adalet talebimiz daha da artıyor, daha da güçleniyor. Dolayısıyla da adaletin çöktüğünü, bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten artık söz edemeyeceğimiz bir noktaya geldiğimizi hep birlikte biliyoruz. Bu yürüyüşün de buna katkı koyacağını, bunu alaşağı edeceğini, her türlü baskıya, zulme, korkuya rağmen halk biz adalet istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz adaletin gerçekleşmesini istiyoruz diyor ve bu sıcakta inanılmaz bir güzellikle, inanılmaz bir yoğunlukla bekle bizi İstanbul'a doğru hareket ediyoruz. Saygılarımla. Orhan abi, dün Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Evet, evet. Nuri evet. Elesemi'nin tutukluk haline yapılan itirazı sağlıklarıyla ilgili bir problemleri olmadığı için, serbest bırakılmalarını gerektirecek bir problemleri olmadığı için reddedildi. Ne dersin? Maalesef çünkü Anayasa Mahkemesi çoktan bitti, öldü. Şu anda sarayın ya da saray rejiminin Anayasa Mahkemesi var. Sadece onun haklarını koruyor. Ama damatlar için olsa elbette burnu sızlıyorsa, hapşırıyorsa, grip olmuşsa, nezle olmuşsa onlara dışarı çıkma hakkı var. Ama uyku sorunu yaşıyorsa. Evet, uyku sorunu yaşıyorsa çıkma hakkı var. Ama Semih ve Nuriye ölüme yatırdıkları bedenlerinin belki de son günlerini yaşarken Anayasa Mahkemesi gerçekten utanılacak ve üzülünecek bir karar verdi. Bu karar bu ülkede ne kadar çok adalet talebinin gündeme getirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. O yüzden buradan bitmiş olan Anayasa Mahkemesi, bitmiş olan hukuk, bitmiş olan adalet, hakim, savcı ne varsa tümüyle mücadele etmenin, tekrar ayağa kalkmanın zamanıdır. Uyan sevgili halkım. Evet. Ölmek değil mesele. Mesele hayata ve mücadeleye devam etmektir. Ayakta kalmaktır. Bunlar kandan, kinden, nefretten beslenen bir yapı oldukları için ölüm onlar için sıradan kullanılacak siyasi bir süreçtir. Biz ise tam tersini söyleyip yaşamalıyız.
yaşatmalıyız çocuklarımızı, gelecek kuşaklarımızı. Onun için buradan şiddetle kınıyorum Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara. Elbette Semih'le Nuriye'ye de özgürlük diliyorum. Onların sesinin bütün dünyaya duyurulması gerektiğini düşünüyorum ve mücadeleyi onların adına atfediyorum bugün için. Saygılarımla. Evet, Orhan Sarıbal'ı dinledik. 15. gündeyiz. 1. etaptayız. Birazdan yine şimdilik bitireceğiz. Arkada çok az bir kalabalık kaldı. Musa Çam arkada. Musa Çam'la da belki bir kere daha konuşuruz ama konvoyun ucu karşıda gördüğünüz boğazda. Bakın. Karşıdaki boğazı çoktan aştı. Konvoy. Çok yoğun bir katılım var. Sıcak. Hava çok sıcak. Henüz sabah saatlerindeyiz. Buna rağmen çok yüksek bir katılım var. Karadeniz'den, Ege'den, Güney'den, Türkiye'nin birçok yerinden katılımcılar var. Şu arayı kapatalım. Yıldırım Kaya. Parti meclisimiz 15. gün. Şimdi bu yayını Yıldırım Kaya ile kapatalım. Evet. Yine çok yoğun bir katılım var. Hava sıcak. Ne dersiniz? Bugün 15. güne geldiğimizde gerçekten İstanbul'a yaklaşmanın heyecanı sanırım hem bizleri hem de Türkiye halkını sardı. Bugün Van'dan, Diyarbakır'dan, Rize'den, Giresun'dan katılanlar da var. İstanbul'dan katılanlar. Sakarya halkının muhteşem karşılaması bizi sabah müthiş sevindirdi. Dün akşam selamlardaki kadınlarımız, gençlerimiz ayranlarıyla nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamışlarsa Anadolu'nun Kemal'ini de öyle karşıladılar. Akşam öyle karşılandık, sabah böyle karşılandık. Belli ki herkes için adalet diyerek yürüdüğümüz bu yolda bu mücadele gerçekten başarıya ulaşacak. Bizi izleyen tüm yurttaşlara 9 Temmuz saat 17'de Maltepe Meydanı'nda milyonlarla buluşmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. 15. günün 1. etabı. Günaydın, günaydın, günaydın. Ali Şeker'in vaziyeti nasıl? Ali Şeker'in ayakları işte sıkıntı. Ama bu akşam pantolon ya istiyorum. Tamam. Evet, Gümüşova'yı bitirdik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Daha sonra tekrar bağlanacağız. 15. günde birinci yayının şimdilik sonlandırıyoruz.